Sağanak sonrası sel bu kez de Samsun'u vurdu. Salıpazarı ilçesi dehşeti yaşadı. Suya kapılan iki kişi hayatını kaybetti. Selle birlikte kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Samsun muhabirimiz Serdar İpek selden sadece dakikalar sonra o noktadaydı. Sağanak yağmur Samsun'da can aldı. Bir kişi ise kayıp. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde saat 11'de sağanak başladı. 2 saat süren yağmur ilçeyi felç etti. Suya kapılan 2 kişi kayboldu. Önce 60 yaşındaki Ahmet Yıldız'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Kısa süre sonra ikinci acı haber de geldi. Yollar su altında kaldı, dükkanları su bastı, arabalar suya gömüldü. Devlet hastanesi ve bir tekstil fabrikası da suya gömüldü. İlçede manzara buydu. Burası Samsun'un Salıpazarı ilçesi. Yoğun sağanak yağış burada fazlasıyla etkili oldu. Görmüş olduğunuz gibi hastanede bulunanlar tamamen mahsur kalmış durumda. Aracı sular içerisinde olan bir vatandaş işte görmüş olduğunuz gibi aracını kurtarmaya çalışıyor. Bakın tekstil fabrikasındaki bütün kumaş parçaları ve tekstil malzemeleri görmüş olduğunuz gibi tamamen suların içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi çalışan fabrika şu anda durmuş. Beyefendi nedir, zarar çok mu? Vallahi zarar tabii ki çok, şu an tespit yapmak zor ama. Sağanak yağış nedeniyle bir saat öncesine kadar bu ırmağın suyu işte görmüş olduğunuz bu köprünün üzerine kadar dahi ulaşmıştı. Bu nedenle ileride bir vatandaş suya kapılarak hayatını kaybetti. İşte görmüş olduğunuz bu köprü kullanıma kapatılmış durumda. Bakın işte yoğun yağmurdan gelen ırmağın suyu karşıdaki yolu tamamen almış durumda ve suyla birlikte götürmüş. Karadeniz bölgesinde yerleşim yerleri, binalar hep ırmak veya dere kenarlarına yapılır. İşte bu ilçede de ırmağın hemen kenarında, yani burada belediye binası bulunuyor. 5 katlı bir belediye binası ve ırmağın kenarına yapılmış. Irmağın taşması sonucu işte görmüş olduğunuz gibi çocuklar çamurların içerisinden balık arayıp evlerinize mi getireceğiniz bunu? Ben bilmiyorum, arkadaş alacak. Kaç tane balık buldunuz? Bilmiyorum ki, saymadık. Gelen taşkın bu gördüğünüz köprünün üzerinden ve şuradan ve ileriden kendine bir yol bularak şehir merkezine, orada büyük hasara yol açtı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Taşan derenin çevresindeki bazı atölyeler tedbir amaçlı tahliye edildi. Belediye ekipleri su tahliyesi için aralıksız çalıştı.